Evet. Tabii ki uzun bir periyot. Biz lig başlarken tüm taraftarlarımıza, Konyaspor camiasına 38 maç mücadele edeceğimizi belirttik. Sıralamanın bizim için çok da fazla önemli olmadığını, fakat mücadele ettiğimiz takdirde de mutlaka Konyaspor futbol takımı sezonu iyi bir yerde bitirecektir diye defaatçe söylemiştik. Bugün baktığınız zaman son bir hafta bitime son bir hafta kala artık üçüncülüğü garantilemiş bir futbol takımımız var. Tabii ki zor günler yaşadık. Sezon boyunca çok acılı günler yaşadık. Sevinçlerimiz oldu. Ama çok fedakarca mücadele eden, kısıtlı imkanlarla mücadele eden bir takımımız vardı. Ben bu noktada futbolcu kardeşlerime, teknik heyete, masörlerine, kulüp çalışanlarına, herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Konyaspor sağlam temeller üzerinde kulüp ve kurumsallaşma noktasında çalışmalarına devam edecektir. Burası kişilere kain olan yerler değildir. Bizlerden sonra gelecek olan nesiller, futbolcular, yöneticiler, teknik heyetler Konyaspor'un bu başarısını çok daha ileri seviyede götürecektir. Buna inancımız da tamdır. Tabii ki Konya çok farklı bir şehir. Bugün Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri. Bu lokomotif olma özelliğini spor alanında da artık fazlasıyla gösterecektir, göstermeye de devam edecektir. Mutlaka ben inanıyorum, futbol takımımız, basketbol takımımız en üst seviyede şampiyonluklarda yaşayacaktır. Bugün görüyorsunuz, taraftarımız bizi sonuna kadar destekledi. İnşallah bunlar da artarak devam edecektir. Ben taraftarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki şöyle söyleyebiliriz, biz devamlı esasın hem taraftarlarımızla, hem futbolcu arkadaşlarımızla, hem teknik heyetimizle hep iç içe olduk. Tabiri caizse dertlendik. Onların dertlerine çözüm bulmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar bu çaba ve gayreti gösterdiğimize inanıyorum. Tabii bunlar kendinden oluşan sevgidir diye düşünüyorum. Karşılıklı olan sevgi ve saygıdır. Ben biraz önce belirtmiş olduğum gibi taraftarlarımıza da her birine canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii şimdi maç boyunca daha önceki bazı maçlarımızda da hep Avrupa'ya Avrupa'ya diye tezahürat yapıyorlardı. O tezahüratlar bugün gerçekleşmiş oldu. İnşallah tabii orada da farklı bir atmosfer olacak. Tecrübe kazanacağız. Kısmen tecrübemiz var ama bu tecrübenin üstüne biraz daha fazla koyarak Avrupa'da da kalıcı bir Konyaspor olmasını canı gönülden arz ediyoruz. Hem mali hem ekonomik açıdan hem sportif açıdan bunların hepsi gerçekleştiği zaman artık Konyaspor çok büyük bir camiadır ve daha da büyüyecektir. İnşallah gelecek sezon Avrupa maçları önce başlayacak. Hani hep söylüyoruz ya, sezon başından bu yana 42 bin kişilik stadımızı doldurun diye. İnşallah Avrupa maçlarıyla başlayacaklar ve sezon sonuna kadar bizi yalnız bırakmayacaklar. Biz de gereğini yapacağız diye söylüyorum.